Hocam pandemi sürecinde biz bunları tavsiye etmiyoruz falan. Onu konuşmuyorum. Sulandırma mevzuyu. Yemekle nereye kadar gidiyorsun? Biraz daha fazla yesen uyuyamıyorsun. Falan yapıyorsun. Geçenlerde böyle bir yerdeydik. Hocam çok yedik ya. Bayağı yedik falan deyince dedim ki biz normal insanlar böyle durumlarda elhamdülillah diyoruz dedim yani. Çok yedik. Çok yedik falan demenin lüzumu yok. Elhamdülillah de. Bunlar kaybolmasın ya. Yani herhangi bir restorana gittin. Çok dindar da bir kimliğin olmayabilir. Öyle bir hayat tercihin olmayabilir. Ne yapacaksın? Tanrım verdiği nimetler için diyecek halin yok. Veya ne bileyim kalkıp başka bir şey yapacak halin de yok. Geçenlerde televizyonda birkaç ay evvel oluyor. Acayip bir sahne gördüm. Böyle bir şey var. Şimdi bilmiyorum programı. Sizler daha taze bilirsiniz. Adı da vardır bunun ama. Zaten bilsem de söylemeyeceğim adını ama bilmiyorum yani. Böyle bir kanalda İki kişi var. Aynı ülkeye falan gidiyorlar. Ellerinde bir para var. O parayla yiyorlar o parayı. Lokantaya gidiyorlar, bilmem neye gidiyorlar falan filan. Bir ona gösteriyor, bir onu gösteriyor. Diyor ki işte diyor şuraya vereceğim para diyor. Elimde bu kadar para. Anlamadım diyor. Bir de koşuyorlar devamlı. Hani sakin sakin de gitmiyorlar. O parayı bir an önce harcamak gibi bir formatı var programın. Gelmez gelmez hocaya ne denk geldi bak şimdi. 40 yılda bir sen böyle program seyret. Şimdi denk gelen bölüme bak şimdi. Bak güleceksin. O delikanlı, yapılı falan da bir şey. Yani az yiyor falan gibi programda ama iyi yiyor gibi bir tarzı var, iyi besleniyor gibi. Neyse geldi dedi ki evet dedi ben şimdi dedi siz burada dedi sayın seyirciler dedi bir Budist tapınağına giriyorum dedi. Öğrendim dedi burada sabah akşam yemek çıkıyormuş bedava dedi. Şimdi ben de sesi açtım yani. Allah affetsin elimde de tesbih var. Tövbe estağfurullah. Halbuki televizyon seyrederken tesbih mi çekilir? Hani çekilir de. Program da seçici olacak yani. Kalkıp da falanca diziyi seyredip bismillahirrahmanirrahim seyredecek halin yok. Kızı ne yaptı? Aldı mı arabayı? Bana yapacak halin yok. Programa göre de seçilir. Neyse uzatmayayım. Bak şimdi Allah'ını seversen. Bunu bizim kardeşimiz yapıyor. Belki dinlediği zaman üzülecektir ama ben onun abisi sayılırım. %90. Yemeği yedi. Hadi problem yok. Budist tapınağında oturdu bir de böyle yaptı. Sayın seyirciler çok güzelmiş. Ya dedim ben hani boğazında kalmadan yedi bu safhayı geçti. Hani normalde ye çık git değil mi? Hayde. Tapınağın girişinde 7 metre 8 metre boyunda altın kaplamışlar. Şişmanca bir hatun mu erkek mi olduğu belli olmayan bir heykel. Böyle duruyor baygın baygın gözler. Önünde böyle çiçekler. Bir de bize bilgi veriyor şimdi öğrenmemiz için. Tabii bak bu bir gayret. Evet sayın seyirciler ben burada yedim ya dedi. Yalnız burada şöyle bir adet var dedi. Bak dikkat et bak ibret bu. Burada böyle bir adet var dedi. Yemeği yedikten sonra burada Tanrı saydıkları kişiye şükranlarını bildiriyorlar dedi. Baba 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 baba. Ya elhamdülillah deyince banal olmayın yani o kadar şeydi. Yarasın sana da falan gibi. Elhamdülillah demeyin falan diyor. Sana şey geliyor ya bak ne dedi. Burada dedi insanlar yemek yedikten sonra o Tanrı kabul ettikleri heykelin, heykeli mi Tanrı kabul ediyorlar, Tanrı'yı mı heykel kabul ediyorlar o ayrı bir şey. Dinler tarihinden bir daha kabul etmem lazım. Böyle dedi dua ediyorlar dedi yani teşekkür ederiz şeklinde. Dedi yemeğini yedik ben de bir dua edeyim, ben de bir teşekkür edeyim dedi. Ahan da böyle yaptı. Öyle yaptı. Sen... Ben sana burada yemek duasını anlatsam yani çok şey değil yani. İnsan içtiği yudumda suda bile Allah'ın zikri olacak şekilde yaşamalı mı kardeşim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yedirin. At'imut ta'am. Aranızda selamı yayın. Biz Müslümanız. Hey putlara tapmıyoruz demekle İslam olmaz. İnsanları yedir, içir. Akrabanı kolla gözet. Ve aranızda selamı yayın. Böyle olacak bu iş diyor. Medine bir yer ismi değildir. Medeniyetin doğduğu yere Medine denir. Medeniyet böyle oluşur. Kültür demiyorum. Kültür olursa bugün Budist'ten yersin, öteki gün başka bir Nüvist'ten. Ama İslam hayatıyla, yaşayışıyla, yaşatmasıyla işte böyledir. Yedirir, yedir diye adam da yemiş gibi zevk alır. Yemişten öte zevk alır. Allah bu günleri böyle anlamayı nasip eylesin. Şöyle bir girizgah yaptık. Vakit kalırsa Felaknas surelerini işleyeceğiz.
Hızlı hızlı konuşmamın sebebi anlatacağımız çok şey var. Vaktin kısıtlı. Nefes alıyoruz. Sonra sizi burada bekliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yagfiruz-zunube cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Sadakallahu lazim. Arkadaş, hepsini bir kenara koy. Kafandaki gayiliği, şusunu busunu hepsini bir kenara koy. Bak şu ayetin, şu ayeti kerimenin, bak 10 gün tamamlandı bak. 10. güne girdik, rahmet günleri. Şimdi mağfiret günleri. Yani rahmeti indi. Bu rahmetle beraber alacağını alıp en güzel şekilde devam edebileceğin günler başladı. Bina ortaya çıkacak. Ne binası? Kamu binası değil. Ne binası? Hazreti insan. Ramazan inşa oluyor. Mağfiret günleri var. Bak bu ayette hepsini bir kenara bırak. Hani Kur'an-ı Kerim'den ben hepsini okuyamıyorum. Vaktim yok bilmem. Bak bu ayet. Bu ayet var ya hani la teşbih. Yani nasıl ifade edeyim bilemiyorum ama diyorlar ki Kur'an'daki en müjdeli ayetlerden birisi. En müjdelisi. Herkese giden bir şey var. Şu anda bak günahkarım diyen, şuyum var, bu kabahatim var, büyük günahım var, küçük günahım var, benden adam olmaz diyenler. Bak şu ayete bak. Arkadaşlar da yazdılar, Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ederiz. Görüyorsunuz. Şöyle yapıyorum. Evet. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Kendilerine verilen nefis sermayesini çarçur edip bu dünya dershanesinde mezun olabilecek takatı bile kalmayanlar. Artık ders verilse de alamayacağım noktasına gelip tamamen nefislerini, birikimlerini, emanet olan güzelliklerini kaybeden, bunları çarçur edenler, israf edenler, israf. La taqnatu min rahmetillah. Ey Habibim, o kullarıma de ki, ey nefislerinde aşırıya giderek sermayelerini harcayan, günahın dibini bulanlar, sizler de la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Bak senin nasıl bir Allah'ın var ya. Nasıl bir Allah. Diyebilirdi. Sen de hiçbir şey söyleyemezdin. Ey nefisleri böyle böyle olanlar. Siz benden korkun, hepinizi tepeleyeceğim dese ne diyebilecektin ki? Sizi yakacağım. Sizin kafanızı kıracağım. Doğduğunuza pişman edeceğim dese hak ediyoruz diyeceksin. Bir şey diyebilir misin?